Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da İsrail işgalini sonlandıracak etkili bir stratejiye doğru temasıyla düzenlenen parlamenterler arası Kudüs platformunun 3. konferansına mesaj gönderdi. Erdoğan, konferansın düzenlenmesini anlamlı ve önemli bulduğunu ifade ederek, sözde 100 Yılın Planı adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz dedi. Dünyanın gündemine sözde yüzyılın planı adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Kudüs'ün ilhakına sessiz kalması ve Filistin kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir diyen Erdoğan bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Müslüman ülkelere bu süreçte düşen en önemli sorumluluğun Mescidi Aksa'nın mahremiyetini korumak, Barış Çınarı Kudüs'e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır. Unutulmamalıdır ki Kudüs sadece Filistin'deki Müslümanların davası değildir. Kudüs İslam aleminin onuru ve ortak davasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenterler arası Kudüs platformuna Filistin'e verdikleri destek ve Kudüs davasına sahip çıktıkları için teşekkür etti.